ve çok yanımdaki güzel sevgili ayağa kalktı. Ne demek ayrılacak, ayrılacağız dedi. Ayrılmak kanun mu dedi. Var mı öyle bir aşk kitabı dedi. Öfkelendi. Ben bir dakika ne diyorsun demeye kalmadım. Ve geldim. Avşa'da bir pansiyonda kalıyorduk. İşte o zaman öğrencilik yılları. Ve ben kalemi elime aldım. Ne olur söyleyin sevenler bana. Ayrılmak kanun mu aşk kitabı da dedim. Ve inat etti. Ayrılmadı o sevgili. Ve o sevgili, bakın aradan yıllar geçti. Biraz önceki rekoru kırmak istemem ama yaklaşık 30 yıldır bahsettiğim sevgili benim eşim. Aa, ve bana çocuklar var. Bana çocuklar var. Ayağım. Özür diliyorum. Bir tek ikimiz kalktık, iyi mi? Saygı duyuyorsun. Bazen bakın ilk kez anlatıyorum. Ve o şarkı ne olur söyleyin sevenler bana. Ayrılmak kanun mu aşk kitabında. El ele tutuşup gülmeden daha. Ağlatmak kanun mu aşk kitabında diye gider. Ve gerçekten yılda bir kez buluştuğumuz abi, aşk güzel bir şey anlatayım ve ya. Sabırla beraber eğer kalırsa bütün aşklar kavuşabilir. Biraz önce ayrılıkların şairi misiniz dedi. Evet, denizde boğulmadan insanların denizde nasıl boğulabileceğini bilenlerdenim. Onun için ayrılmadan ayrılıkları anlatıyorum ki siz, hiç olmazsa sizler ayrılmayın. Bunca şarkılar boşuna yazılmıyor. Size feda olsun. Çok güzel ya. Vallahi güzel hikayeymiş. Bu arada lafını unutma, bu şarkıyı bak düşün, Nilüfer söyledi, Baha söyledi, Zeki Müren söyledim bilmiyorum ama. En az 30 kişi okudu. Ama bayağı yani hani okudu evet. Değil mi? Bayağı. Rahmetli'nin okuduğu şarkılar. Rahmetli. Zeki Müren'in. Zeki Müren'imizin en güzel şarkılardan biri Kahır Mektubu'dur. O da sizin. Yarım saatlik bir Kahır Mektubu da Ahmet abi. Ne zaman iki satır yazmaya kalksam hep sana, hep seni, hep bizi yazıyorum. Ne zaman bir kadeh alsam elime, hep sana, hep seni, hep bizi içiyorum. Çünkü her gece kederliyim, durmadan içiyorum. Sevda ettim kalbime, yalnızlığım içiyorum. Sevda ettim kalbime, yalnızlığım içiyorum. Sağlık. Ağzınıza sağlık. Seyircilerimizden gelen sorularımız var. Onlardan biraz devam edelim. Buradaki konuklarımızdan. Beyaz Şov'da gerçekleştirmesini istediğiniz bir hayaliniz ya da sorunuz var mı konuklarımız demişiz. Burs kartının limitsiz olmasını istiyorum demiş. Fahriye Evcen'e sarılmak istiyorum. Fahriye Evcen'i öpmek istiyorum. Fahriye Evcen'e. Feroli demiş ki Nusret de gelsin konuk. Nusret'e benzediğimi söylüyorlar. Kim o? Nusret'e benzediğini söyleyen arkadaş. Bu kadar gözüm evet. Görmüyor benim. Gerçekten uzaktan benziyor. İyi, kolu bir şöyle yapabiliyor muyuz oradan bakalım? Kolu bir şöyle. Şöyle. Tuz döküyormuş gibi. Evet. Yo tamam aynı Nusret şimdi. Kolla tam oldun yani. Evet. Serkan Kaya'ya sarılmak istiyorum demiş. Öpmek istiyorum onu demiş. Mehmet Balaban. Hatıra kalsın. Mehmet Balaban nerede? O da yukarıda. Fotoğraf çekilir, sarılırız da evet. Notu gördüm aynen. Evet. Tamam. Ahmet kim? Selçuk abi, hiç tamam. Platonik aşk yaşadın mı demiş. Çok. Teşekkürler. Hangi takım tutuyorsunuz demiş. Beşiktaş. Beşiktaş'a bir şey yazdınız mı? Yazıyorum. Yazıyorsun. Şampiyon Beşiktaş. Bence zamanı var ya, yazılması lazım. Şampiyon Beşiktaş. Efendim, aşk ve nefret birbirine yakın duygular mı? Tan. Evet. Evet, neden evet. Abi? İkisi de böyle iki uçlarda, tabii değişiyor, hep görüyoruz onu. Çok sevip sonra düşman olduğumuz aslında oluyor. Aslında ben çok uçlarda değil ya, birbirine o kadar yakın ki. Yakın. Acayip evet. Sevdiğin anda ayrılınca bir gün sonra düşman oluyorsun ya. Ben ona aşk demiyorum ama, aşkın ha? İçinde nefret olamaz yani. Nefret olmaması mı lazım? Olmaması lazım. Olamaz. Varsa aşk değil zaten. Yok ondan dolayı yok, demiyorum gerçekten. Ben. İçinde var demiyorum. Ayrıldıktan... İçinde de sonunda da olmaması lazım. Eyvallah. Ama yani birbirine... Efendim? İki göz gibi birbirine bakamaz ama hep yan yana olmak zorunda. İki göz gibi hep birbirine... Nefret de aşk yok. Ben şöyle cevap verirdim. Eğer severken ne kadar büyükse insan... Ayrılırken yine büyük olmalı. Ne kadar vefasız olsa da zaman, sevenler
her zaman bir dost kalmalı. Maziye her zaman işte saygı duymalı. Evet, Beyaz abi. Tam olarak demek istediğim buydu. Benden bu kadar. Cemile'min gezdiği dağlar meşeli. Haydi üç gün oldu yavrum, ben bu dağdan göçelim. Bir şey söylemek zorundaydım çünkü bu da şiirle devam ediyor yani. Abi, onun şey abi, bir şair ağırlığa. Abi şimdi bizim en büyük avantajımız, yani ben kendi adıma söyleyeyim, çok özür dilerim. Bazı eser, yani şiirleri şarkı yaptığınız zaman okuduğunuzda şiir unutulur. Ama Ahmet Selçuk İlkan da öyle değil. Şiiri okuduğunuzda, şarkıyı dinlediğinizde de aynı duyguyu yaşıyorsunuz. Aynı duyguyu veriyor. Bir de ben sana bu programda hissettiğim çok acayip bir şey söyleyeyim. Cengiz abi dışında. gerçekten de. Sen artık bizim ustamız falan başka bir yerde olduğun için. Ama gerçekten evet, öyle. Öyle. Ama öteki arkadaşlar da şunu hissettim. Mükemmel okudular. Hepsi harika sesler. Yani gurur duydum izlerken ama Ahmet abi o kadar acayip bir gücü var ki şarkıyı dinledikten sonra abi nasıl yazmış bu adam bunu? İyi ki yazmış yani, iyi ki bugüne kadar kalmış bu şarkı deyip her okuyana değil de dönüp buraya bir teşekkür etme, evet, sarılma ihtiyacı evet, doğuyor. Yani o çok önemli bir şey gerçekten. Çok teşekkür. Babacığım hazır buraya gelmişken vaktimiz daraldığı için biraz sıkıştırmak zorundayız. Koray'dan da hangi tamam, parça? Bizim Sokaklar. Bizim Sokaklar Koray Avcı efendim. Müzik Ferdi Tayfur diyelim. Andere Söz de söyleyeyim. Ahmet Selçuk İlkan, beste Ferdi Tayfur. Anneciğim senin en sevdiğin parça. Böyle bir parçayı albümde okumak benim için çok önemli. Seni seviyorum. Sevgilim nefret ederler.
sokaklar. Hasan! Sensiz bir hane gibi bizim sokaklar. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Ağzına sağlık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,